Amerika seçim gündemiyle başlıyor yayınımız. Amerika Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti Başkan adayını resmen olduktan sonra ilk röportajını verdi. Trump cephesi Kamala Harris, röportajlardan uzak durmak ve basın sorularını yanıtlamamakla eleştiriyordu. Peki bu söyleşi sonrası bu eleştirileri yanıtlamış oldu mu Harris cephesi? Trump cephesinden hangi açıklamalar var? İlk başkan adayı olarak kameralar önüne geçti. Bu söyleşteki performansı nasıldı? Mesajlar nelerdi? Uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Siyaset bilimi uzmanı, Güney Dakota Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Evren Çelik Gütse konuğumuz. Evren Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Amerika seçimlerinde sıklıkla sizi konuk edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü burayı, bu seçim sistemini, Amerika siyasi iklimini iyi okuyan uzmanlardan birisiniz. Şimdi genel olarak performansına baktığınızda Biden'ın politikalarına devam sinyali var Harris'in bu röportajından. Hangi mesajlar öne çıkıyor sizce? Evet, çok teşekkürler Mehtap Hanım. Ben de şey yapamıyorum, oy ver düğmemi takıyorum. Çünkü derslere giriyoruz, öğrenciler maalesef %30'u, %35'i ancak oy veriyor gençlerin. O yüzden evet, seçimler önemli. Meşgul olacağız bizim için. Yoğun bir dönem başlıyor. Ben kısaca şunu özetleyebilirim. Mesela bir şeyi söyledi. Yani Biden'ın yaptığı politikalara, özellikle ekonomik politikalarına son derece sahip çıktı. İkinci öne çıkan şey, biliyorsunuz bunu daha önce de konuşmuştuk. Çok fazla bir kutuplaşma var. Ve bunu ben bile unutmuşum. Aslında George W. Bush, Obama, onlardan önceki cumhuriyetçi ve demokrat başkanlar kabinelerine bir tane diğer partiden bakan düzeyinde kabine üyesi atarlardı. Bunu Trump ve Biden yapmadılar. Harris bu geleneği devam ettirmek istediğini söyledi. Yani kabinemde bir tane cumhuriyetçi atayabilirim dedi. Bu oldukça önemli. Onun dışında böyle benim takip edebildiğim kadarıyla daha seçmene yakın, doğal, hani günlük yaşantısından çok daha fazla bahseden bir elitist çizgiye gitmeyen bir profil çizmeye çalıştı diye düşünüyorum. Onun dışında böyle çok ideolojik konuşmalardan böyle ortamı mesela şeyle ilgili kendisiyle ilgili söylenen işte Trump sizin için çok sonradan siyah olduğunu keşfetti sorusuna mesela cevap vermedi. Yani bu tarz toplara girmek istemiyor diye düşünüyorum. Daha böyle bir orta yolcu seçmene hitap edebilecek bir konuşma yapmaya çalıştı diye düşünüyorum. Şimdi Amerika'da seçmenlerin önem verdiği konulara gelmeden önce bir dış politika konusuna değinmek isterim. Orta Doğu konusunda hatta başkan yardımcılığı dönemi dışında bir tecrübesi bulunmuyor Kamala Harris'in. Hatta bu konuda da eleştiriliyor. İsrail-Hamas konusundaki görüşleri Gazze'deki pozisyonumuz değişmeyecek mesajı şeklindeydi. Öte yandan bu noktada biraz Trump'ın da açıklamalarını değerlendirmenizi isterim. Trump da bu hafta yaptığı açıklamada işte 3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığımız kadar yakınız mesajını bir kere daha tekrarladı. İşte biz Amerika'yı çekeceğiz bütün yurt dışından, savaşlardan, operasyonlardan şeklinde. İki liderin, iki adayın dış politika karnelerine baktığınızda neler görüyorsunuz? Evet. Bu çok önemli bir konu Mehtap Hanım. Yani Harris'e karşı yöneltilen suçlamalardan veya hani eleştirilerden en önemlisi dış politikayla çok fazla ilgili değil. Ondan önceki başkan yardımcıları veya başkan adayları dış politika konusunda oldukça dişli adaylardı. Mesela Hillary Clinton zaten kendisi Dışişleri Bakanı'ydı. Joe Biden başkan yardımcısıyken dışişleri konusunda çok aktifti. Senato'daki kariyeri boyunca hep Dışişleri Komisyonu'nda çalıştı. Komisyonun başkanlığını yaptı vesaire. Yani başkan, son yıllarda başkan adayı olmuş demokratlar arasında belki dış politika tecrübesi en zayıf olan adaylardan bir tanesi Harris. Ama o da iç politika konusunda çok güçlü ve de hani seçmen davranışında işte ekonomi, işsizlik, iç sorunlar, dış politika o kadar aşağıdaki bir sıralara geliyor ki, yani o yüzden hani çok ciddi bir dezavantaj olmayacaktır
onun için diyorum. Ama tabii dünya için önemli. Yani ABD'deki başkanın dış politika konusunda ne yapacağı çok önemli. Trump için söylersek, Trump'ın çok daha radikal dış politika öncelikleri var diyebilirim. Zaten ilk dönemden biliyorsunuz NATO konusunda çok daha izolasyoncu dediğimiz kanattan Trump. Çok fazla ABD'nin NATO'ya angaje olmasına karşı, NATO'ya gerek maddi, askeri, gerek stratejik olarak ABD'nin liderlik etmesinin çok fazla bir önemi yok Trump için. O yüzden bunun tabii çok ciddi gerek Avrupa ülkeleri için, hatta Türkiye için, gerek Ukrayna-Rusya savaşı için çok ciddi sonuçları olacaktır. Son olarak bir parça İsrail ve Filistin konusundan da bahsetmek isterim. Orada Trump cephesinin Filistin'e karşı en ufak bir sempatisi yok. Yani en ufak bir sempatisi yok. O yüzden hani Gazze konusunda, Filistin konusunda herhangi bir açılım olacağını ben düşünmüyorum Trump başkanlığı altında. Demokratların içinde evet, yine her zaman İsrail'e kurumsal olarak devlet düzeyinde destek olacağını söylüyorlar. Ama her zaman şunu söylüyorlar, orada bir de hükümet var. Hükümetin başında Netanyahu hükümeti var ve Netanyahu hükümeti barış için, kalıcı barış için, rehinelerin geri döndürülmesi için gerekli şeyleri yapmıyor. O yüzden bir miktar eleştiri de geliyor Netanyahu hükümetine. Fakat Trump Vance ekibinde kesinlikle ne İsrail'e karşı ne de Netanyahu'ya karşı herhangi bir eleştiri yok o cephede. Sayın Vilse, biraz da anketlere değinecek olursak, şimdi Demokrat Parti kurultayından beri Harris'in yakaladığı bir momentum var, bir ivme var. Trump cephesi de 7 kilit eyalete odaklanmış görünüyor, hatta iki aday da böyle. Şimdi bu anketlere baktığımızda iki aday arasında başa baş bir durum söz konusu. Harris birkaç puan önde gösteriyor bazı anketlere göre, ama bu hava 5 Kasım'a kadar böyle sürer mi? Neler değişir? Eylül ayı sonunda bazı eyaletlerde erken oy kullanma işlemleri de başlayacak. Nasıl öngörüyorsunuz bu gidişatı? Anketler yanıldığını da gördük önceki seçimlerde gerçi, ama nasıl değerlendirirsiniz? Evet, şimdi şöyle söyleyebilirim. Tek ankete bakmanın çok fazla bizim için bir faydası yok. Böyle genel olarak anketlerdeki eğilime, yani böyle %1,5 buradaki yüksek değil de genel olarak eğilime baktığımızda, Biden-Trump yarışı varken Trump açık ara öndeydi. %6'ya kadar mesela çıkmıştı bazı anketlerde fark. Yani anketler birbirinden farklı oranlar veriyordu ama sistematik olarak Trump Biden'ın önündeydi. Şimdi bu Demokrat ekipte ekip değişince, Harris'in gelmesiyle gayet de güzel gösteriyorsunuz. Şimdi değişti, denklem değişmeye başladı ve aradaki fark kapanmaya başladı ve hatta bazı anket sonuçlarına göre Harris yaklaşık 3 puan kadar önde görünüyor. Ama dediğimiz gibi, yani yarış sadece ülke genelinde ne kadar oy aldığınız değil, 50 tane küçük yarış, ABD'deki yarış, onu o şekilde izleyicilerimize anlatabiliriz. Bu 50 küçük yarışın çoğunluğunu kazanan kazanacak. O yüzden kilit eyaletler, sizin gösterdiğiniz, yani iki tarafın birbirine %3'ten daha az farkla diğerini yendiği eyaletler çok kritik eyaletler burada. Peki, buyurun. Evet. Lütfen. Yani ne olabilir diyorsunuz? Valla oylar pek çok eyalette postayla giden oylar, bazılarında hemen sayılıyorlar, bazılarında seçim günü, seçim bittikten sonra sayılıyorlar. O yüzden hani yine kesin bir trend evet, seçim gününün akşamına kadar bir şey yapmamız mümkün olmayacak. Çünkü bazıları sayacak, bazıları saymayacak. Hatta bazı kritik eyaletlerde seçim akşamı bittikten sonra da sayılmaya devam ettiği için o belirsizlik sürecek. Bir de kritik eyalet olduğu için bekleyeceğiz sonucunu. Şimdi Trump'ın performansı nasıl buluyorsunuz? Seçim yarışında odaklandığı konulara baktığınızda seçmenini, özellikle de rakibi değiştikten sonra konsolide etmeye devam edebiliyor mu? Evet.
Çok kritik bir yerden sordunuz. Bence performansı Biden'a karşı çok iyiydi. Çünkü kısa kısa cümleler kuruyor, seçmenin hemen gönlünü almayı biliyor. Hakikaten yani böyle siyasette kesin ve net konuşmak, isterseniz yalan söyleyin ama kesin net konuştuğunuzda bir şekilde seçmenin gönlünü kazanıyorsunuz ve Trump bunu yapabiliyordu. Ve en önemli savunması da Trump'ın saldırı. Biden'a ne diye saldırıyordu? Yaşlı, kendini bilmiyor, konuşamıyor vesaire şey için, başkanlık için uygun değil. Şimdi o yaş argümanı geri döndü, kendisini vurmaya başladı. Çünkü şu andaki en yaşlı başkan adayı kendisi. Ve politika olarak da çok böyle net bir, mesela göçmen konusunda çok bastırılıyor ama baktığınızda yani seçmen en ufak bir veriye baktığında göçmenlerin suç oranları normal ABD vatandaşına göre daha düşük. Çok ciddi, yani ben en azından kendi eyaletim için söyleyeyim, bir istihdam sorunumuz var bizim. Yani çok fazla iş var ve inanın iş gücü yok. Özellikle mavi yakalı işler için çok ciddi bir iş gücü ihtiyacı var ABD'de. Yani bu milyonlarca insanı dışarı atmak, göçmeni dışarı atmak iktisat, ekonomiyi nasıl etkileyecek onu bilemiyoruz. Yani o yüzden bocalama, yani Harris'e geçince artık politikalardan konuşmaya başlaması gerektiği için bocalamaya başladı diye düşünüyorum Trump. Ama o zamana kadar son derece güçlü ve iyi bir performans sergiliyordu. Şimdi az önce de değindiniz, Amerikalı seçmen için gerçekten de biliyoruz en son öncelikli başlık dış politika, ilgilenmiyorlar. Çünkü Amerika burası çok büyük ülke, herkes kendi derdinde ekonomisine bakıyor. Gerçekten öncelikli konulara baktığınızda seçmenin o sıradan mavi yakalı işte çalışan iş gücü Amerika'sının ekonomi mi birinci önceliği, göç konusu gerçekten seçmende alıcı buluyor mu Cumhuriyetçi Parti'nin özellikle altını vurguladığı? Kamala Harris'in göç politikasına nasıl değerlendirirsiniz? Yani ülkemizde işlerimizi yabancılar alacak, sınırlarımızı kapatalım, duvarları örelim söylemi nasıl yankı buluyor seçmende? Öte yandan Demokrat Parti'nin bakışına da baktığınızda, yani göç, ekonomi, Amerikalı seçmenler neye öncelik veriyor sizce? Metin Hanım, buna şöyle söyleyebilirim. Yani bulunduğunuz yere göre bu değişiyor. Mesela bizim burada göç konusu çok o kadar şey değil. Çünkü biz Kanada'ya... Sınırda değilsiniz. Sınırda değiliz, evet. Ama mesela Texas'ta bu göç konusu çok önemli. Ama Texas'ta da duvar örelim dediğinizde orada Hispanik seçmen de fazla. Yani duvara, herkes duvara da şey değil. Hatta bazı eyaletlerde mesela işte polisler durdurup insanlara kimliklerini soruyor vesaire, görünüşleri ve aksanları vesaire yüzünden. Bu çok ciddi bir temel hak ve hürriyet ihlali. O yüzden hani bulunduğunuz yere göre, eğer sınırdaki eyaletlerden birindeyseniz göç önemli bir konu ama bazıları bunun daha insani şartlarda olmasını söylüyor. Bazıları tamamen duvar ve izolasyon yanlısı. Şimdi biraz daha... Buyurun. Lütfen. Kısaca şey yapalım. Bir son soru soracağım sadece. Bir şey daha soracağım. Harris'e para verenlere, ilk defa para verenlere baktığımızda 2/3 kadınmış Mehtap Hanım. Bu şimdi benim bir sonraki sorum aslında o. Evet. Hemen bir sürü yerde de kadın hakları çok ciddi miktarda. Çünkü şundan korkuyor kadınlar. 50 yıllık kanun alaşağı edildi. Şimdi federal bir yasak gelecek. Külliyen tamamen kürtaj ve onun dışındaki, yani tüp bebek vesaire, kadınların kendi bedenleri üzerindeki hakları tamamen ihlal edilecek devlet tarafından. Böyle bir tedirginlik var. Böyle bir çok ciddi kaygı var. Bu da kadın seçmeni çok mobilize ediyor mesela. Evren Hanım, şimdi birçok belirsizliğin, yani bugüne kadar görülmemiş bir ortamda seçimlere giriyoruz. Yani başkan seçim ikinci kez katılmadı, aday değişti, Cumhuriyetçi adaya suikast girişimi derken şimdi hep şey derler, Biden'a seçimi kazandıran kadın seçmendi, Trump'a kaybettiren kadın seçmendi. Bu seçimde seçimi kaybettiren ya da kazandıran seçmen profili kimler olabilir? Son sorum bu. Evet. Bence yani kadınlar önemli. Çünkü hakikaten çok ciddi hak kaybına uğrayan bir kesim ve
bağışlardan, donörlük davranışından, yani siyasi sisteme daha ciddi bir şekilde katıldıklarını görüyoruz. İkinci bir nokta da, ben Cumhuriyetçi Parti'nin kongresini, hemen Sayın Trump'a yapılan ataktan sonra Cumhuriyetçi Parti'nin yaptığı kongreyi çok başarılı bulmuştum Mehtap Hanım. Şöyle, çünkü şöyle kendilerini lanse ettiler. Biz çalışan orta sınıf erkeğin partisiyiz. Tamam mı? Yani ortalama, averaj, çok böyle yüksek okul okumamış. Ama şimdi Demokrat Parti ne yaptı? Demokrat Parti de Minnesota'dan aldığı valiyle o gruba, o siyasi profile de hitap edebilecek. Yani çalışan, orta sınıf, orta alt sınıf, averaj, ortalama beyaz Amerikalı'ya hitap edebilecek bir başkan yardımcısı da buldu Demokratlar. Hani o yüzden çok, ben dediğiniz gibi hakikaten çok bilinmezliklerle dolu bir denklem var. Bekleyip evet, göreceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten de olağanüstü bir seçim sürecine tanıklık ediyoruz. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Güney Dakota Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Doktor Evren Çelik Bilse bizimleydi. Daha çok yayınlarımızda konuk alacağız sizi. Çok teşekkürler tekrar katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.